Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye'nin kaygıları ve tepkileri ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye silah desteği kararını onaylamasının önüne geçemedi. Ve işte bu karar kapsamında Amerika Savunma Bakanlığı, Amerikan ordusunun Suriyeli Kürt gruplara ağır silah teslimatına başladığını açıkladı. İlk parti teslimatının içinde küçük silahlar ve askeri araçlar bulunuyor. Bu ayrıntıları aktarmak üzere Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet, söz sende. Özlem, dün Pentagon'dan görüştüğümüz bir yetkili bize bu konuyla ilgili ayrıntıları aktardı. Bu aktarılan ayrıntılara göre, bizim amerikanınsesi.com internet sitesinden duyurduğumuz ayrıntılara göre, senin de söylediğin üzere teslimat başladı. Bölgedeki Kürt gruplara, YPG'nin de aralarında bulunduğu Kürt gruplara silah teslimatına başlandı. Bu silahların arasında küçük silahlar, çeşitli askeri mühimmat ve bazı askeri araçlar var. İlerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi bu askeri mühimmat teslimatının. Ama ağır silahlar, ağır makineli silahlar ve zırhlı bazı araçlar da bunlara eklenecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'u yetkilendirdiği kararnamesi yürürlüğe girmiş oldu böylelikle. İmzaladığı bir kararla Başkan Donald Trump, Pentagon'u, Amerikan Savunma Bakanlığı'nı Suriye'de Rakka'nın ele geçirilmesi için, IŞİD'den geri alınabilmesi için bölgedeki Kürt grupları, özellikle YPG'yi silahlandırma konusunda bir yetki vermişti. İşte bu yetki çerçevesinde silahların teslimatına da böylelikle başlanmış oldu. Hatırlanacağı üzere Türkiye buna karşı çıkıyordu. Halen daha da karşı çıkmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hatta bir açıklama yaptı ve Amerika'nın bu hareketinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Ancak Amerikan yönetimi, dün görüştüğümüz Pentagon yetkilisi de yine benzer şekilde daha önce Amerikan yönetiminin, Amerikan Savunma Bakanı'nın da yaptığı açıklamayı bir bakıma tekrarladı, teyit etmiş oldu. Amerikan yönetimi Rakka'yı en kısa sürede ve en kolay biçimde bölgedeki YPG'nin, yani Kürt grupların IŞİD'den geri alabileceğini düşünüyor. Bu sebeple de silahların temin edilmeye başladığını açıkladı. Ama şöyle bir ayrıntı var açıklamanın içerisinde, bize gönderilen açıklamanın içerisinde. Bölgede bulunan Amerikan askeri danışmanları silahların teslim sürecini ve sadece IŞİD'e karşı Rakka operasyonunda kullanıldıklarını denetleyecekler. Eğer aksi bir durum tespit edilirse Amerika yardımı kesecek. Yani bu silahlar sadece IŞİD'e karşı kullanılmak üzere YPG'ye teslim ediliyor. Eğer aksi bir durum tespit edilirse, silahların başka bir grubun eline geçmesi, örneğin Türkiye'nin endişesini duyduğu gibi PKK'nın eline geçmesi ya da IŞİD'e karşı değil Rakka'da bir başka bölgeye götürülerek orada kullanılması durumu tespit edilirse, o zaman yardımın devamı gelmeyeceğini, kesileceğini söylüyor Amerikalı yetkililer. Mehmet, yine Pentagon'la devam edelim. ABD kıtalar arası balistik füze saldırısına karşı ilk savunma testini başarıyla gerçekleştirdi. Pentagon'un konuya dair açıklamasında neler öne çıkıyor ve bu başarı Kuzey Kore için ne anlama geliyor? Kuzey Kore nükleer, uzun menzilli nükleer füze denemeleri yapıyor uzunca bir süredir. Amerika da bundan rahatsızlık duyuyor. Hatta bizzat Başkan Donald Trump bu konuyla kendisinin bizzat ilgileneceğini söylemişti ve sık sık Kuzey Kore ile ilgili açıklamalar yapıyor. Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerinden Amerikan yönetimi ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor. İşte bir bakıma önlem anlamına gelebilecek bir deneme gerçekleştirdi dün Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon. Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları'ndan fırlatılan uzun menzilli bir füze yine Pasifik Okyanusu üzerinde Kaliforniya'dan bir askeri üsten fırlatılan bir başka füzelerle vuruldu. Dolayısıyla Amerika şunun testini gerçekleştirmiş oldu. Ülkenin batı kıyılarına, yani Kaliforniya kıyılarına yönelik olarak Kuzey Kore'den gelebilecek nükleer başlık taşıyan uzun menzilli bir füzeyi Pasifik Okyanusu üzerinde nasıl durdurabileceğinin denemesini gerçekleştirmiş oldu. Pentagon'dan yapılan açıklamada denemenin %100 başarı oranıyla gerçekleştirildiği, ciddi bir başarı sağlandığı belirtildi. Söylediğim gibi yine Kuzey Kore'ye nispeten yakın sayılabilecek, daha hani Avustralya'ya doğru, daha aşağıda, daha Güney Pasifik'te bir noktada bulunan Marshall Adaları'ndan fırlatıldı bir füze ve bu füze Kaliforniya'daki bir askeri üsten fırlatılan o füzeyi karşılayacak engelleyici füzelerle durdurulmuş oldu. Bu denemenin de başarılı olduğu açıklandı. Bu denemenin ve çalışmanın şu ana kadar 225 milyon dolara mal olduğu da yine açıklanan bilgiler arasında.
Tabii başkent gündemi bunlarla sınırlı değil. Daha önce küresel ısınmayı oyun olarak niteleyen Başkan Donald Trump, Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldı. Bu karar nasıl yorumlanıyor Washington'da? Başkan Donald Trump yaklaşık 1,5 saat kadar önce Twitter'dan bir mesaj yayınladı ve Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararımı birkaç gün içerisinde açıklayacağım dedi. Ve hemen o mesajının altına da Amerika'yı yeniden büyük yapalım, Make America Great Again sloganını yazdı ki bu slogan onun kampanyası boyunca kullandığı slogandı. Zaten bu slogan ve bu kampanya çerçevesinde hatırlanacağı üzere Amerika'yı küresel anlaşmadan, Paris küresel ısınma anlaşmasından çekeceğini söylemişti. Dolayısıyla aslında bir bakıma mesajı da vermiş oldu. Yani sloganı tekrarlayarak daha önceden vaat ettiği bu icraatını gerçekleştireceğini belirtmiş oldu. Zaten Reuters haber ajansı da bugün sabah saatlerinde yine yayınladığı bir haberde, Başkan Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, Donald Trump'ın Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı alacağını belirtti. Benzer şekilde yine Başkan Trump'la çok yakın ilişkiler içerisinde olan Amerika'daki Fox News haber kanalı da yine bugün yayınladığı bir haberinde Amerika'nın küresel ısınmayı engelleyici Paris İklim Zirvesi'nde varılan anlaşmadan çekeceğini belirtti. Tabii bu iki aşamada gerçekleşebilir, iki şekilde gerçekleşebilir. Amerika doğrudan Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ilan edebilir ki bu süreç yaklaşık 3 yıl kadar süreceği belirtiliyor bu sürenin. Ya da doğrudan Birleşmiş Milletler'e başvurarak kendisini tamamen küresel ısınma ile ilgili bu anlaşmaların dışına atabilir. O daha hızlı bir süreç anlamına geliyor. Şimdi Amerika'nın hangi yol ve yöntemi tercih edeceği konuşuluyor. Ama tabii önemli aslında Paris İklim Anlaşması'na imza koymasıyla birlikte Amerikan yönetimi 2025 yılına kadar emisyonları %26 ile %28 oranında, yani havayı kirleten, küresel ısınmaya neden olan emisyonları %26 ile %28 oranında azaltacağını açıklamıştı ki Amerika Birleşik Devletleri Çin'den sonra en çok zehirli gaz üreten, küresel ısınmaya neden olan gazları üreten ülke durumunda. Dolayısıyla Amerika'nın bu anlaşmadan çekilmesi gerçekten Paris İklim Zirvesi'nde varılan anlaşmayı ciddi anlamda bir sekteye uğratmış olacak ve küresel ısınma anlamında da ciddi bir tehlike yaratacak. Tüm bu anlattıkların Washington'da gündemin neden yoğun olduğunu açıkça gösteriyor Mehmet. Teşekkür ediyoruz ve gündeme dair diğer haberlerle Stüdyo Washington'a devam ediyoruz. Donald Trump başkanlığının 4. ayında bazı haleflerinin yaşadığı gibi skandallar ve tartışmalar nedeniyle yönetiminin kamuoyu güveni kaybetmesinden uzak durmaya çalışıyor. Ancak Rusya'nın geçen yıl yapılan seçimlere müdahale edip etmediği ve kampanyasında görev alan yardımcılarının Ruslarla aralarında bir takım ilişkiler olup olmadığı konuları hala gündemde. Tarihte söz konusu skandallar olduğunda başkanların doğrudan bedel ödemek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Amerika'nın sesi muhabiri Jim Malone'un haberi. Başkan Trump son bir haftayı uluslararası seyahatlerle geçirdi. Aralarında Papa Francis'in de bulunduğu kişilerle görüştü. Bu gezi Trump'ın cadı avı olarak nitelendirdiği Rusya ile ilgili siyasi tartışmalardan uzaklaşma fırsatı oldu. No politician in history. Tarih boyunca hiçbir politikacı, ki bunu çok emin olarak söylüyorum, daha kötü ve adaletsiz bir muameleye maruz kalmamıştır. Trump'ın Rusya ile ilgili yaşadığı sorunlar, aralarında Başkan Nixon'ın yaşadığı Watergate skandalı da dahil, akla diğer skandalları getiriyor. O zaman da Demokrat Parti merkezinde yaşananlar ve Beyaz Saray'ın örtbas etme çabaları Richard Nixon'ın başkanlığının sonunu getirmişti. Yarın öğlen başkanlık görevimden istifa edeceğim. Bundan 12 yıl sonra da Ronald Reagan'ın başkanlığı İran-Kontra davası yüzünden neredeyse son buluyordu. Reagan'ın yardımcıları Lübnan'da Şii militanların rehin aldığı Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması amacıyla İran'a silah satışını öngören bir plan hazırladılar. Bu satıştan gelen parayı Nikaragua'daki kontra gerillaya aktardılar. Birkaç ay önce Amerikan halkına rehineleri kurtarmak için silah satışı yapmadığımı söyledim. Kalbim ve en içten duygularım bunun hala böyle olduğunu söylüyor. Ama ortadaki gerçekler ve kanıtlarsa tersini işaret ediyor. 1998 yılında Bill Clinton, stajyer Monica Lewinsky ile ilişkisine dair yalan söylediği için neredeyse Kongre tarafından görevden alınan ikinci başkan olacaktı. Bu kadınla, yani Sayın Lewinsky ile bir cinsel münasebetim olmadı. Clinton hakkındaki görevden alma talebi Senato'da reddedilince
görevine devam edebildi. Uzman Paul Schiff Berman, Rusya ile ilgili olarak ortaya çıkan kanıtların Trump'a ciddi anlamda zarar verebilecek nitelikte olabileceğini söylüyor. Yapılanlar çok ciddi ve doğrudan demokratik sürece müdahale anlamına geliyor. Bu muhtemelen Watergate'i bile aşmış bir konu. John Fortier da Rusya soruşturmasının sonu görünmemekle birlikte bu meselenin siyasi sonuçlarının Trump açısından belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Daha önce bazı başkanlarla ilgili bu soruşturma onların sonu olur dediğimiz süreçler gördük ama bunları atlattılar. Şu anda da bu hikayenin sonu henüz yazılmış değil ve nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Trump bugünlerde diplomasiye odaklanmış durumda ve bu sırada da Amerika'ya döndüğünde karşı karşıya kalacağı büyük siyasi savaşa hazırlanıyor olabilir. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika gündeminden Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkisine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Brüksel'e yaptığı ziyaretten umutlu döndü. Bu ziyaret Avrupa Birliği ve Türkiye arasında özellikle son bir yıldır neredeyse donma noktasına gelen ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak mı sorusunu akıllara getiriyor. TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcisi Dilek Aydın, Mehtap Çolak Yılmaz'la Türkiye-AB ilişkilerinde önümüzdeki sürece ilişkin öngörülerini paylaştı. Ve Başkan Donald Trump'ın geçen hafta Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Zira Trump'ın bu ziyareti uzmanlara göre Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerini en kötü noktasına getirmiş durumda. Tabii transatlantik ilişkiler çok derin, çok güçlü. ABD'nin şekillenmesinde çok etkili bir aktör olduğunu ve bu müttefiklik ilişkisinin kolay kolay yıpranmayacağını, arka plana atılmayacağını vurgulayarak başlamak gerekir her değerlendirmeye. Ama tabii ki yeni ABD yönetiminin, Başkan Trump'ın AB'ye yönelik ve NATO ittifakına yönelik yaklaşımı dolayısıyla yeni bir döneme girildiği, zaten güvenlik şartlarındaki değişmeler, artı dijital ekonomi, sanayileşme, sanayi devrimiyle, dijitalleşmeyle her alanda yaşadığımız değişimler, göz önünde bulundurularak yeni güvenlik tehditleri, hibrit tehditler gibi konular ele alındığında bir NATO'nun da, AB içerisindeki güvenlik işbirliğinin de, artı Brexit sonrası bütün transatlantik ağdaki değişimde de bir değişim ihtiyacı olduğu açık. Belki bu son dönemde ABD Başkanı'nın söylemlerinin daha yeni bir süreci tetiklediğini de söylemek mümkün. Ama önümüzdeki dönemde AB'nin Almanya ve Fransa önceliğinde kendi güvenlik işbirliğini daha güçlendireceği bir döneme gireceğimiz öngörülebilir. Tabii bu AB'nin ilk tercihi olmaz hiçbir zaman. Kendi içinde daha güçlü bir birlik olmayı tercih eder ama ABD işbirliğiyle bu süreci yönetmeyi ister. Ama ABD'nin kendini biraz daha geriye çektiği bir dönemde de AB ülkeleri öncü görevini üstlenip daha güçlü bir şekilde bu süreci liderliğini, öncülüğünü yürüteceklerdir. Dolayısıyla evet, yeni bir sürece, belki bir geçiş sürecine girdiğimiz söylenebilir. Şimdi geride bıraktığımız hafta Avrupa hem Donald Trump'ı ağırladı hem Türkiye lideri de oradaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Biz AB'den vazgeçmedik mesajı verdi Türkiye Erdoğan aracılığıyla. Avrupa Birliği de kapımız açık mesajı verdi. Şimdi yeni bir döneme mi giriyoruz Sayın Aydın? Şu an gelinen noktada 3 ana konu, alan olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki tam üyelik çerçevesinin korunması. Bu hem AB hem Türkiye için stratejik bir önceliktir. Ve Türkiye için de bir milli menfaat meselesidir. 25 Mayıs'ta bunun taahhüdünün yenilendiğini, AB-Türkiye entegrasyon tam üyelik ortaklığının devam ettiği, bu çerçevenin ilişkilerin temelini oluşturduğu yenilenmiş oldu. Bu çok olumlu, önemli bir mesajdı. Bunun ötesinde yeni döneme geçişin tabii ki bir işareti de somut ilerleme alanlarının yol haritasında yer alabilecek, önümüzdeki dönemin yol haritasında yer alabilecek somut ilerleme alanlarının belirlenmesiydi. Bu konuda da ana alanlar belirlenmiş oldu. Bu gümrük birliğinin güncellenmesi süreci bunun ana taşlarından, en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Liderler bu konularda yol haritasında ana üzerinde çalışılacak konuları belirledi. Bundan sonraki dönemde de
artık zaman somut adımlar atma zamanı. Bu adımların belirleneceği bir zaman olacak. Belki yeni bir sayfa, bembeyaz bir sayfa açıldı demek yanlış olur. Zaten bir birikim var ilişkilerde. Ama yeni bir döneme, yeni bir ivme kazanılacak bir döneme ilişkilerin girdiği söylenebilir. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den beklentileri var. Hızlıca bu konuların yerine getirilmesini istiyorlar. Ama Türkiye'de vize serbestisi konusunda Avrupa'nın dürüst olmadığını düşünüyor. Hangi engeller var önümüzde şu anda? Vize serbestleştirilmesi konusunda geriye kalan 5 kriterin içinde en kritik 2 unsur terörle mücadele yasasında bazı değişiklikler yapılması. İkincisi de veri koruma, kişisel verilerin korunması kanununda Türk mevzuatının, Türkiye mevzuatının AB ile tam uyumunun sağlanması. Terörle mücadele özellikle de çok hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin yaşadığı zorlukları AB görüyor. Geç oldu algılamaları, belki neler olduğunu anlamaları ama şu an bunu gayet iyi anlamış ve bu konudaki hassasiyetlere özen gösterilmesi gerektiğini, saygı duyulması gerektiğinin bilincinde. Siz Avrupa'ya baktığınızda Avrupa Birliği gerçekten Türkiye tam müzakereleri sonuna geldiğinde de eski Avrupa Birliği olacak mı karşısında Türkiye'nin? Muhakkak ki olmayacak. Avrupa Birliği geçmişte de bugün de hem krizlerle hem de küresel değişimin paralelinde bir değişimden geçiyor. Fransız-Alman işbirliğinin öncülüğünü yapacağı bir sürece gireceğiz. Burada da çok çemberli Avrupa ya da farklılaştırılmış entegrasyon modeli olarak tanımlanabilecek. Merkezde siyasi entegrasyonun da daha derinleştirilmiş, siyasi birliğin daha derinleştirilmiş federal bir euro alanı. Çevresinde de farklı ülkelerin farklı ihtiyaçlarına ve farklı entegrasyon seviyelerine olanak sağlayan bir AB çemberinden bahsediyoruz. Tabii ki bu çembere dahil olmak için yine Kopenhag kriterleri ön koşul olacak. Tabii ki demokrasi, hukuk devleti ön koşul olacak. Ama esnek bir yapıya kavuşmuş bir AB çemberi olacak. Bunda da Türkiye çok rahat bir şekilde kendi iç kalkınması için gereken gereklilikleri yerine getirmiş bir Türkiye. Çok rahat bir şekilde bu mimarinin içinde yerini alacaktır. Dolayısıyla sabırlı olmak, akılcı adımlarla ilerlemek gerekiyor bu süreçte. TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcisi Sayın Dilek Aydın, Brüksel'den sorularımızı yanıtladınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Sırada Amerikan basından özetler var. Alparslan Esmer bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Alp. Özlem, bugün Amerikan basınına Washington Post gazetesiyle başlayalım önce. Washington Post ana sayfasında Amerika'daki uyuşturucu krizinin Meksika'da da çok ciddi sorunlar yarattığı ile ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Meksika'daki uyuşturucu çetelerinin doping olarak kullandığı eroinin Amerika'ya uzanan uyuşturucu nakliyatı güzergahını kontrol etmek için rekabet eden çetelere nakit ve insan gücü pompaladığını yazıyor. Uyuşturucu ticareti Amerika'da tüketilen eroinin %90'ının kaynağı olan Meksika'nın kırsal kesimlerini kontrol altında tutmayı ve yönetmeyi zorlaştırıyor. Habere göre uyuşturucu kartelleri bundan 10 yıl önce iş yapabilmek için yerel yönetimlere rüşvet veriyordu. Şimdi her şey tersine işliyor ve yerel yönetimler bulundukları yerleşim birimlerini yönetebilmek için kartellere ödeme yapıyorlar. Meksika 2003'te Amerika'da tüketilen eroinin sadece %10'un tedarikçisiydi. Esas kaynak Kolombiya'ydı ancak son 10 yıl içinde Amerika'daki eroin talebi aşırı derecede artınca Meksika'daki afyon üretimi de tavan yaptı. Meksika'daki birçok köy ve kasabada kontrolü şimdi silahlı milisler sağlıyor. Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump'ın Twitter üzerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik sözlü eleştirileri ve Amerika-Almanya ilişkilerinin durumuyla ilgili bir haber yayınlamış. Gazete Trump'ın Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekme tehdidinin ve Almanya'nın NATO üyesi olarak savunmaya yeterince katkıda bulunmadığını yazdığı Twitter mesajlarının karşılıklı inatlaşmaya dönüştüğünü yazıyor. Habere göre Amerika'yı en önemli müttefiki olarak kabul eden Almanya, Trump'ın demokratik ülkeler yerine Suudi Arabistan gibi otoriter rejimlerin hakim olduğu ülkelerle ilişkilere öncelik vermesinden rahatsız. Trump'ın savunmaya daha fazla harcama yapmadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerini adeta azarlaması ise Merkel'in Eylül'deki seçimlerden önce daha Avrupa odaklı bir kampanya yürütmesi gerektiği sonucuna varmasına neden oldu.
Washington Post'un bugün ana sayfada aktardığı bir başka haberse hafta sonunda Oregon eyaletinin Portland kentinde Jeremy Joseph Christian adlı kişinin iki Müslüman kadını taciz etmesi ve ardından kadınların yardımına gelen iki kişiyi bıçaklayarak öldürmesinin yarattığı şaşkınlık ve yankıyla ilgili. Gazete, Portland gibi liberal ve ilerici olarak bilinen bir kentte böylesi bir nefret suçu işlenmiş olmasının kent sakinleri arasında şok etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre şimdi Portland birçok kentin aylar hatta yıllardır yanıt bulmaya çalıştığı şu soruyla karşı karşıya. Bir yandan fikirlerin özgür paylaşımını sağlarken diğer yandan şiddeti nasıl önleyebiliriz? Bazı uzmanlar Amerika'ya şu anda hakim olan siyasi ve kültürel iklimin radikal ideolojileri savunanların yıllardır içinde biriktirdikleri öfkeyi dışarı yansıtmalarına neden olduğu görüşünde. Trump yönetiminin bazı aşırı sağcı görüşleri kucaklaması radikallere daha geniş bir platform sundu. Wall Street Journal ise Amerika Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı başarılı füze deneme sistemiyle ilgili haber ana sayfasında Amerika-Kuzey Kore gerginliği arasında füze savunma denemesi yaptığı başlığıyla veriyor. Gazete, denemesi yapılan savunma sisteminin kıtalar arası balistik füzeleri vurma kapasitesine sahip olduğunu yazıyor. Habere göre pazartesi günü bir Amerikan bombardıman uçağının Kuzey ve Güney Kore sınırında uçması ve dünkü füze savunma sistemi denemesi daha önceden planlanmış. Ancak Kuzey Kore'nin yaptığı denemelerle birlikte aciliyet kazanmıştı. Deneme sırasında Büyük Okyanus'taki Marshall Adaları'ndan fırlatılan sahte füze, Kaliforniya eyaletindeki Vanderbilt hava üssünden fırlatılan savunma füzesi tarafından başarıyla vuruldu. Füze Savunma Dairesi Direktörü Koramiral Jim Syring, "Yaptığımız bu deneme son derece gerçek bir tehdide karşı güvenilir ve güçlü bir savunmamız olduğunu kanıtlıyor" şeklinde konuştu. Amerikan gazetelerinden aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Alp. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Bir başarı hikayesiyle devam edelim. Türkiye'de kadın olmanın en zor olduğu bölgelerden biri Doğu Anadolu bölgesi. Kadınların çoğunun eğitim imkanı bulamadığı bölgede özellikle Suriye'de başlayan iç savaş ve onun getirdiği yoğun göçle hayat daha da zorlaştı. Bu zor şartlar ve kısıtlı imkanlara rağmen 100 kadın 2 yıl boyunca deyim yerindeyse ellerinin emeği ve gözlerinin nuruyla yaptıkları ürünleri New York'ta yaşayan iş kadını Gamze Ateş sayesinde tüm dünyaya satmaya başladı. Aslı Pelit'in söyleşisini getiriyoruz ekranlarınıza. Amerika'nın sesiyle görüşen My Beachside adlı şirketin kurucusu olan Ateş, bu başarılı projeye tesadüf eseri başlamış. My Beachside aslında Suriye sınırında Suriyeli mültecileri görmek üzere gittiğimiz bir gezide canlandı diyeyim. Diyarbakır'a yaptığım gezide Kamer'le tanıştık. Kamer bir STK. Şiddete uğrayan kadınları koruyan, kadın haklarını koruyan 23 şehirde aktif bir STK. Gördüm ki oradaki kadınların ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi gelir. Gelirleri olursa dayak yemiyorlar. Gelirleri olursa çocuklarına harcıyorlar. Gelirleri olursa bir dik duruşları var. Peki bunu nasıl yapabilirdik? Bunu bir bağışla, onlara verilecek parayla uzun süre götüremezsiniz. Yani aslında gelip dönüp dolaşıp balık tutmayı, balık vermek yerine düşündük. Ateş, iş hayatına başlarken kurduğu Admiral Line isimli uluslararası taşımacılık şirketini DHL'e sattıktan sonra uzun bir süre DHL'in Senior Executive Vice President görevini yaparken bu önemli görevin yanında şirketin sosyal sorumluluk programını da geliştirip uzun yıllar UNICEF ve yerel sivil toplum örgütleriyle çalışmış. Yıllarca Vogue dergisinin Türkçe baskısının New York editörlüğünü de yapan Ateş, My Beachside'da iki tutkusunu birleştirmeyi başarmış. Ben Amerika'dayım. Bir fashion background'um var. Biz bir marka yaratalım. Bu kadınlarımızın yaptığı etnik ürünleri biraz etnik olmaktan çıkaralım. Biraz daha modernize edelim. Daha Amerika piyasasında satılabilir hale getirelim dedik. Ve biz ilk ayağa yapılan aksesuarlarla böyle bir yolculuğa başladık. Yapılan ürünlerin kalitesi, kadınlarımız çok yetenekli. Okuması yazması olmasa bile tığına ve eline verdiği kuvvetle sanat eseri çıkarabilecek kapasitedeler. Moda çekimlerinin Karayip Adaları'nda ünlü modellerle yapıldığı My Beachside'ın ilk ürünü olan ayak aksesuarları kısa sürede Karayipler'deki birçok mağazada, Tel Aviv'den Dubai'ye ve Amerika'nın birçok kentinde satışa sunulduktan sonra gelen ilgiyle Ateş ürünleri biraz daha geliştirmeye karar vermiş. Biz bunu biraz daha genişletelim dedik. Çünkü sonuçta bir ürünle bunu bir yere götüremeyiz. Ne yapalım?
biz buna başka şeyler koyalım üstüne. Elbiseler. Elbiseler bitti. Belki buldan kumaşımız var. Buldan kumaşının üstüne bir şeyler koyalım falan filan derken artık kumaşlarımız var. Tekstil cennetiyiz. Onlardan çantalar yapalım falan filan derken buraya geldik. My Beachside'da bugün 100'ün üzerinde kadın çalışıyor. Bu kadınların arasında Suriyeli mülteciler de var. Ateş amaçlarının bu sayıyı daha fazla hale getirmek, daha çok kadına iş vermek olduğunu belirtiyor. Ayrıca proje, fabrikada yapılan ve işçiliği sömüren bir yaklaşım yerine fair trade denilen bir yaklaşım ile çalışıyor. Bu da ne demek? Pazarlık yapmıyoruz. Kadının kendi emeğini kendisi belirliyor. Dolayısıyla biz ürünümüzü götürüyoruz, yapmak istediğimiz bu diyoruz. Buna verdiği fiyatı, bize kendi yaptığı, harcadığı saate göre fiyatını veriyor. Baktık ki çok pahalı satılacak gibi değil. Bu sefer emeğinden çalmak yerine modeli biraz daha kolaylaştırıyoruz ki satılabilir, ucuz hale gelsin. Aslında külfetli ve pahalıya mal olan bir kuruluş. Ama şöyle güzel bir şey var. Hikayenizi doğru anlattığınız zaman hikayenize olan saygıdan ve kadınlara olan saygıdan fiyatı da ödüyorlar. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York. Bir Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.